Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Yeni bir videoda birlikteyiz. 2023 yılında yatırımlarıyla öne çıkan bazı şirketlerin tekrar bir böyle bir yatırımlarını hatırlayalım. Gerçi daha önceden de bazı şirketlerin bu yatırım haberlerini video olarak yapmıştık ama böyle tekrar bir daha bir gözden geçirip hatırlayalım. Çok güzel yatırımları var. Bunları bir derledik, böyle bir video yapacağım. 2023'ün yatırım yapan şirketleri var. Bunları da tabii ki dikkate almanız lazım. Bu şirketleri araştırın ve inceleyin yatırım yapmadan önce arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala destek olmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi Şişecam, Mersin'de yeni kum hazırlama tesisi ve kalker dolomit işleme tesisinin kapasite artışı için 1,5 milyar TL'lik yatırım yapacak bu yıl içerisinde Şişecam. Güzel bir bilanço da gelmişti Şişecam'da. İkinci sırada Astor var. Astor Enerji. Astor'un başta üretim faaliyetlerindeki verimliliğini arttırmak üzere güneş enerjisi santrali kurulumu ve şarj istasyonları projelerine 2026 yılına kadar toplamda 1,6 milyar TL yatırım yapacak Astor Enerji arkadaşlar. 2022'de halka arz olmuştu ve çok güzel bir bilanço ortaya koydu. Astor Enerji popüler şirketlerden bir tanesi. Koç Holding, Koç Holding'de batarya hücresi üretimi için Ford Motor Company ve LG ile anlaşma imzalamıştı. Onun da zaten önceden videosunu yapmıştık. Koç Holding. Şimdi Tofaş'a bakalım. Tofaş'ta da Stellantis'in Türkiye'deki haklarını 400 milyon avro karşılığında satın alma kararı almıştı. Birçok markayı, ünlü otomobil markasını da bünyesine katmıştı bu anlaşmayla birlikte. Alorco Holding tarım ve gıda sektörüne yatırım yapma kararı aldı. Şirket 2030'a kadar 650 milyon dolarlık yatırımla 4000 kişiyi istihdam etmeyi de planlıyor. Alorco Holding bu şirketi de takip etmekte yarar var. Evet, Arçelik. Arçelik'te 100 milyon dolarlık yatırımla Mısır'da kuracağı beyaz eşya üretim tesisinin de temellerini atmıştı Arçelik. Söke'un, Söke'un'da Aydın ve Ankara'da bulunan fabrikalarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Konya'da güneş enerji santrali kuracağını açıkladı Söke'un. Değerli arkadaşlar, net dönem karını 1254 arttırmıştı. Muazzam bir dönem karı var. Satışları da %222 artış göstermiş 2022'de. Yataş'a geçelim. Yataş, Kayseri'de 200 bin metrekarelik arsanın üstüne sünger üretim tesisi kapasitesini arttıracak yeni bir tesis yatırımına karar verdi arkadaşlar Yataş. Boğaziçi Beton Sanayi faaliyetlerde oluşan ihtiyaçlar için 294 milyon TL'ye 86 adet Mercedes-Benz kamyon ve çekici satın aldı. O da kendine yatırım yaptı. Bu çeyreklik satışlarını daha da çok arttırmak için. O da muazzam bir net dönem karı açıkladı. 1158 artışla 473 milyon net dönem karı açıklamıştı Boğaziçi Beton. Sasa'ya geldik. Sasa'da zaten çok zaten önemli bir haberdi o. Geçen yılın haberiydi. Adana'da yumurtalık arazisindeki 1,5 milyar dolarlık propilen tesisi, üretim tesisinin kurulması için Honeywell UAP şirketiyle lisans ve teknik hizmet garanti sözleşmesi imzalanmıştı. Bu da çok muazzam bir yatırım Sasa için. Çuadaroğlu Metal Sanayi mevcut alüminyum profil üretim kapasitesini %70 oranında arttırarak yeni bir üretim tesisi için 30 milyon dolar yatırım yapacak ÇUSAM arkadaşlar. Borusan Manesman Sanayi
Romanya'da otomotiv müşterilerinin ihtiyacına yönelik amortisörlerde kullanılan silindir borusu, rezerv borusu ve özel kullanım alanı olan monotüplerin kesme ve işleme çalışmalar için 15 milyon euroluk yatırımla üretim tesisi kuruyor. Borusan'da bu üretim tesisiyle birlikte tabii ki satışlarını ve karlılığını arttıracak çok güzel bir çeyreklik satışlar grafiği var önümüzde. Bilançosu çok iyi gelmişti Borusan'ın. Evet, son olarak da Kontrolmatik. Kontrolmatik Eskar'la birlikte Kontrolmatik mini elektrikli araba üretimi için kolları sıvadı. Özellikle saatlik ve filo kiralama alanında hizmet vermesi planlanan araçların yazılım geliştirmesi ve bataryasını Kontrolmatik üstlenecek. Saha operasyonu kısmını ise Eskar üstlenecek arkadaşlar. Kontrolmatik'in de bilançosu çok iyi gelmişti. Farkındaysanız hemen hemen 11 tane şirketten bahsettik yatırımlarından. Hepsinin de gerçekten bilançosu, satışları, net dönem kârı, öz kaynakları hepsinin artan şirketler işte. Bu şirketleri araştırmalıyız ve incelemeliyiz. Yatırım yaparken doğru karar vermeliyiz arkadaşlar. Bilgilendirme videosu oldu. Kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.